Meclise gidelim. Güne Erdoğan şey vurdu dedik ya, damga vurdu. Ama tabii merak edilen isimler de vardı. Öncelikle Şebnem Bursalı. Şeyci, stakozcu, stakoz. Kadın ismi stakozcu kaldı. Ondan sonra Şebnem Hanım da gruptaydı. Dün çok konuşuldu. Bizim haberlerimizde de vardı. Yeni AKP logosunu buradan da paylaşabilir misiniz Fatih benim? Dün paylaştık ya yeni AKP logosunu. Allah Allah, her günde aynı şey olur mu? Farklı farklı şeyler katmak gerekiyor. Şimdi gözler Şebnem Hanım'ın üstündeydi. Kafa tabii çok bulanık Şebnem Hanım'da ama o her tarafa gülücükler dağıtıyor. Aa filan bir şey yokmuş gibi ama içinde ne fırtınalar dönüyor. Gayet de normal. Bu arada en güzel görüntüyü Nav haberi kameramanı yakalamış. Hangi kameraman arkadaş bilmiyorum onu. Çok güzel bir görüntü. Mustafa Varank Erdoğan'ı dinliyor bir taraftan ama birisiyle de yazışıyor. Yazıştığı kişi de Bilal Erdoğan. Bilal Erdoğan kim? Erdoğan'ın oğlu. Tamam mı? Cumhurbaşkanımızın oğlu. İşte bak bu görüntü. Ya bunlar da dalga geçiyorlar ha. Umurlarında bile değil ya. Şunu da biraz büyüteyim. Ve işte konuşurlarken, ederken WhatsApp hattından yazışıyorlar. Mustafa Varank şey ahtapot diyeceğim. İstakoz emojisi gönderiyor, tamam mı? İstakoz emojisi gönderiyor. Ya umurlarında değil ya. Yani o ıstakozu onlar da kendi aralarında gülüyorlardır. Ben size söyleyeyim. Şimdi daha sonra işte gruptan sonra zannedersem Sözcü'nün iddiasıydı bu da. Veli diye bir arkadaş bunlar beni yapmıştı. Osman Gökçek ile birlikte Şebnem Bursalı Erdoğan'ın yanına gidiyorlar. Şebnem Bursalı işte özür dilerim efendim diyor. Yani ıstakoz yememeliyim değil de o fotoğrafı paylaşmamalıydım filan gibilerinden konuşuyor. Ondan sonra Erdoğan hiçbir şey demiyor. Hatta Osman Gökçek lafa girmiş. Artık Osman Gökçek'in ne ağırlığı var bilmiyorum. İşte ya demiş Sayın Cumhurbaşkanım Şebnem Hanım da çok üzgün filan. Sadece dinlemiş ve gitmiş. Bence bu konuda üzülen, samimi olarak üzülen varsa Erdoğan'dır diye düşünüyorum. Tamam mı? Samimi olarak ya ne yapıyorlar bunlar diye kızan. Ama diğerleri için dalga konusu. Yani oğlu için bile dalga konusu biliyor musun? Yani Erdoğan yanına gidip Osman Gökçek mesela Şebnem Hanım da ya işte Sayın Cumhurbaşkanım böyle böyle o da çıkmışlardı böyle yüz ifadesi. Ondan sonra çıkarken de ya Şebnem hallettik gibi ya dur bakalım filan ya keşke yemeseydin şu ıstakozu filan kızım filan öyle davrandıklarını düşünüyorum. Mustafa Varank için de öyle davrandıklarını düşün. Baksana Erdoğan'ın oğluyla yazışıyor Bilal Erdoğan'la ve Erdoğan'ın onun artık nasıl bir samimiyet varsa yani Erdoğan'ın arkasına iş mi çeviriyorlar artık bunu bilmiyorum. Dalga geçiyorlar resmen ya. İstakozu gönderiyor ondan sonra. Ha, goy 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 goy. Ha, goy goy yani kamuoyunda amiyane tabirle goy goy. Yani umurlarında bile değil ya öyle bir şey. Fatih Bey bu millet bitti dediyse bitmiştir demiş. Aynen öyle. Böyle bir durum. Yani burada zaten biliyorsunuz bu bir şey. İstakoz bir kibiri anlatıyor. AKP'nin nasıl yozlaştığını anlatan bir simge aslında. Yani orada istakoz ye, yeme, onun geyiğini yapma filan vesaire gibi işte emojiler şunlar bunlar. Onlar konuştuğumuz konular. Ama burada AKP iktidarının nasıl yozlaştığını, nasıl çürüdüğünü, nasıl dibe doğru gittiğini gösteriyor. O kadın dedi ya AKP işte ekranlarda da getiriyorum sözü de. AKP neden çakıldı? İşte bu sorunun cevabını siz vermek zorundasınız. Siz neden çakıldınız? İşte bu neden çürüdünüz? Öyle diyor kadın. Neden çürüdü AKP? Bu sorunun. Çünkü insanların kafasında çürüdüğünüz var. Ve onu 3-5 adam değiştirerek de yani onu da değiştirelim, bunu da değiştirelim. Oradan 5 kişi alalım, yerine 5 kişi atalım. Hiçbir şey değişmeyecek ki. Aynı şekilde devam edecek.